Salıpazarı ilçesinin son nalbantı mesleğini sürdürüyor. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bulunan tek nalbant olan Ali Kaya, günümüzde pek fazla kalmasa da kendisine getirilen atların nallarını değiştirmeyi sürdürüyor. Konakören mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Kaya, yaklaşık 30 yıl önce ağabeyinden öğrendiği nalbantlığa devam ediyor. Evinin bahçesinde oluşturduğu düzenekte kendisine getirilen atların nallarını değiştiren Kaya, hayvanların ayaklarının bakımını da yapıyor. Kaya, ilçede yıllarca çiftçiliğin yanı sıra ağabeyiyle nalbantlık yaptıklarını, mesleğini ağabeyinin vefatından sonra tek başına sürdürdüğünü söyledi. Atımızın ayağında eski nalla geldi. Eski nalı söktük. Atın tırnağını temizledik. İkinci bir sefere yeni bir nal takviye yaptık, çaktık. Şimdi ise çivilerini büktük. Güzel de bir dörpüledik. Hayvanımızı rahat ettik. Devam. 30 sene önce bu mesleği abimden öğrendim. Abimden dolayı da rahmetlik olduğundan dolayı ben bu işi devam ettirmek zorunda kaldım. Abimin mesleği olarak. Şu ana kadar ben bu mesleği yaptım ve de yapmaktayım. Komşularımdan gelen herhangi bir komşum hayvan getirdiği zaman bunu nallamak mecburiyetindeyim. Komşumdur. Şimdi ise bu hayvanların işi de bitti. Pat patlar, makineler çıktığından dolayı. Komşumuzda birkaç tane olduğu için bunu da biz rahatlıkla komşumuza ayaklarını temizleyip çakmak bizim görevimiz ve teslim etmek. Bundan dolayı bizden sonra da bu mesleği de yapacak kimse de yok. Bu meslek burada bitmek üzere şu an. Tamam. Çok güzel oldu amca, eline sağlık. Sağ ol, teşekkür ettim. Bunu da öyle çözelim hayvanı. Hoş. Thank you.